Göğerenlere tekrar hoş geldiniz. İkinci bölümde birlikteyiz. E, Aşık Paşa'yı konuşuyoruz. Konum e, konuğum Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü e, öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu Hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş İkinci bölümde birlikteyiz. Aşık Paşa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Garipname üzerinden biraz ben konuşalım gidelim. istiyorum. Garipname üzerinden gidelim. Evet. Başlangıç itibariyle hemen şunu sormak istiyorum hocam. Garip biz şimdi felsefede çeşitli yazım tarzları görüyoruz. Mesela evet. i̇bn Sina'nın diyelim ki Salaman ve Yapsalı var. i̇şte i̇bn Tufey'in Hay Bin Yaksanı var. i̇bn Sina'nın Sinan da Hay Bin Yaksanı var. İşte e, Natık. İbn-i Nefis'in Erisanetül Kamiliyesi var. Er Erisanetül Kamiliye. Bir de Natık'la ilgili bir şey vardı ama. O Natık bin Fadıl ha, şeyin kahramanı. Bin Fadıl. Tamam. Erisanetül er Kamiliye. Er Kamiliye'nin kahramanı. Şimdi biz o da Natık bin Kamil, yani Kamil e, Natık bin Fadıl hepsinin e, sembolik anlamı, anlamı var değil. tabii. Evet. Şimdi e, Türkçe'de de garipname var. Garipname'de de de biz yani ben okuduğumda büyük bir felsefi unsur gördüm. Yani aslında sadece felsefi unsur da değil. Birçok unsur. O Garipname'yi nasıl tanımlamalıyız? Yani felsefe kitabı desek evet, çok güzel diyebilir bir soru. miyiz? Evet. Sufi, İshraki ne? Yani bunun arka büyük planı hakkında çok birkaç güzel şey söyleyelim Doğru. sonra girelim. Güzel bir soru. Şimdi formel formal felsefe tek katmanlı bir metindir biliyorsun. Evet. Belirli bir gerçeklik hakkında siz belli bir yöntem dahilinde yorum yapıyorsunuz. Hı hı. Bir fotoğraf gibidir o ve tek katlıdır. E, bu tür metinler ise yani Aşık Paşa'nın Garipname'si çok katmanlı bir metin. Onun için hangi katmanına baktığı bakarsanız ona göre metnin yapısı değişiyor. Şimdi siz ona felsefi metin olarak baktığınızda bir katmanıyla irtibat kurarsınız ama o tek katman değil. Hmm. Bir tarafıyla tasavvufi bir katmanı var. Bir tarafıyla hurafi diyebileceğiniz bir katmanı var. Gizli bilimler. Çünkü bu insanlar sadece Dedik ya bilinebilir bir dünyadan bahsetmiyorlar. Yaşanabilir. Yaşanabilir bir dünya artık gaybi bir hakikatten de bahsediyorlar. Kendilerinin ulaştığını iddia ettikleri, düşündükleri e, mekan zaman sahnesinde temsili olmayan hı hı. bir gerçeklikten de bahsediyor. Dolayısıyla hı. o şekilde de bakmak lazım olaya. Ve bunları bir arada tutmak öyle kolay bir iş değil. Halk kültürü var. Belki e, tabii, şey var. Halk kültürü de var. Tabii var. çelişmeden belli bir tutarlık dairinde bunları bir araya getirmek kolay bir iş değil. Onun için bakıyorsunuz bir tarafta felsefe gözüyle bakarsan söylüyorum. Çok ciddi meşayi bir bilgi birikimi var burada. Çok ciddi bir matematik, çok ciddi bir astronomi, çok ciddi bir galenci tıp. Hı hı. <laughs> Ama öbür taraftan işrakilik, öbür taraftan e, nedir e, yaşama felsefesi diyebileceğimiz tasavvuf. iç içe geçmiş bir nur Muhammed teorisi var. Bir de bakın yeni Eflatuncu etkiler var. Evet. Yani bunlar iç içe geçmiş fakat bunlar bir çorba değil. Bunu demek istiyorum. Katmanlı yapılar. Ontolojik ontolojik tabakalar gibi bunlar. Sizin hangi tabakaya yöneldiğinizle alakalı. Mesela Türkçe açısından baktığında entesan şeyler çıkartıyorsun? Yani İbn Sinan Arapça yazdığı metinden Arap dili ve edebiyatından hiçbir şey çıkartabilir misin? Zor hocam. Zor. Oku, oku şeyi yani Okumu biraz zaten dili biraz. Ha. Hayır, diyelim ki çok iyi Arapça yazan İbn Haldun'u düşün yani. Evet. Ne çıkartabilirsin ki oradan? Nesir o zaten. Ama burada siz metnin Türkçesinden de bir dil katmanı çıkartıyorsunuz. Bu da ilginç bir şey. O yani açıdan o... bence hı hı. felsefi metni olarak okutulabilir. Özellikle yaşama felsefesi diyebileceğimiz o pratik içerisinde gayet de kurucu bir metin olması bakımından ideolojik tarafları da olan bir metin hı hı. okutulabilir. Yakın zamanda bizim Sadık Yazar Hoca bir metin buldu. Türkçe bir metin. Şimdi biz hakikaten bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Geçen İngilizce bir kitap gördüm. Ulan dedim ki yani niye biz bunları yapmıyoruz? Osmanlılarda gece hayatı. Ya çünkü ışık yok, elektrik yok şu. Nasıl yaşıyor bu insanlar gece? Gece hayatı derken gece hayat nasıl akıyor? Yani? Hayır o anlamda tabii. O bir tarafı da var, eğlence hayatı hı hı. da var. Ama nasıl oluyor bu ya? Yani şimdi biz bugün alışmışız belli bir bağlam içerisinde her şey kolay gibi geliyor ama o dönemde düşün yollar, elektrik, güvenlik bir sürü sorun var. Nasıl yolunu buluyor bu insanlar? Şimdi bizim bakış açılarımızı değiştirmemiz lazım. Sadık Hoca'nın bulduğu metin beni o açıdan çarptı. İki arkadaş yola çıkıyorlar. Hmm. Seyahat ediyorlar ama bir tanesi diğerine soru soruyor. Mesela Gazali hakkında soru soruyor. Varlık hakkında soru soruyor. Ve bu manzum. Hmm. Biz bunu şiir diye kenara bakıyoruz. Tam bir felsefe metni ve bu 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın başı bu metin. Anladın mı? Dolayısıyla evet. bu tür metinleri biz en azından e, illa bunu yüksek bir felsefe metni olarak okuman gerekmiyor. Ama o toplumu temsil etmesi bakımından, o toplumdaki inançları, o toplumundaki yaşama kültürünü, e, pratiğini temsil etmesi bakımından ee, ve bir de popüler seviyede yüksek kültür nasıl aşağı inmiş? Evet. Şimdi büyük yüksek İslam kültürü var. Bir de okuma yazma bilmeyen uçlarda yığılmış Türk boyları var. Bu boyları siz hem İslam kültürüne dahil edeceksiniz, hem de belirli bir bilgilendirmeye tabi tutacaksınız ama e, en boyutlu bir göhmet ki şey anlatamazsınız onlara. Onların seviyesine inmeniz lazım. O, onları çünkü yukarıya çıkartmak için yüzyıllar lazım. Eğitim, medreseler evet, evet, filan. Evet. E bunu bu tür metinlerle yapıyorsunuz işte. Belki biraz da bugünkü sorunlardan biri de bu yani bizim için. Yüksek düzeyde birçok teori şu bu üretilse de bu aşağı düzeye doğru yaygınlaşmadığında Hocam, bir fikriyat, kültüre de dönüşmüyor. Fikriyat hissiyata dönüşmeden evet. kamusallaşmaz, kültüre karışmaz. Şimdi bu eserler fikriyatı hissiyata dönüştürüyor. Ve zaten fikriyata, hissiyata dönüştürmesini sağlayan en büyük metinler edebi metinlerdir. Evet. Şiirdir, ondan sonra bugün roman ve hikaye de tiyatrodur. Bir de film var artık, filmdir. Hı hı. Dikkat ederseniz değil mi? Sanatla e, modernizm kendini gençliğe sanat üzerinden anlatıyor. şey Yaşama yani, biçimlerini... Fikrin mütehayyile düzeyinde inşasını yapmak gerekiyor. Aynen öyle. Yani gerekiyor. müdrik eden, o bu, müdrik eden tahayyüle... Hatta vehme, evet. müvehimeye inme yöntemleri bu. Bunu bizim klasik geleneğimizde şiir yapmış, hı hı. da manzume yapmış. E, Garipname de böyle bir manzume. Fikriyatın hissiyata dönüştürülmesi. Tabii ki burada boyut kaybına uğrayacaksınız. Bu şuna benzer, sizin üç boyutlu bir e, şeyi, küreyi e, mermer zemin üzerinde iki boyutlu çizmenize benziyor. İlk bakışta küreyi göremezsiniz. Onun için zaten, aa bu metin çok öyle bir metin değil. Halbuki bu metin üç boyutlu bir uzayın, iki boyutlu halkın anlayabileceği iki boyutta indirgenmiş halidir. Evet. Burada üçüncü boyutu sen entelektüel olarak göreceksin zaten. <laughs> ee, bu tabii aynı zamanda garip şeye de dönüyor. Bir anlamda artık İslam dünyasındaki büyük fikirlerin yerleştiği bir e, zemini de gösteriyor. Yani henüz arayışta olan değil de sanki. Ee, bir anlamda artık statik hale gelmiş. Yani tırnak içinde kendisini tamamıyla i̇stikrar, kazanmış. Inşi, istikrar kazanmış. Daha doğru bir evet. ifade. Evet istikrar kazanmış bir düşüncenin de anlattığını. Bir anlatımı. fikriyatın, istikrar kazanmış bir fikriyatın İslam medeniyetine ucundan yaklaşan bir kültüre... Hı hı. E, yani Türkler Müslüman olmuş, Karahanlılar falan onları demiyorum evet. Selçuklar. Ama Anadolu'ya gelen uçlardaki işte okuma yazma bilmeyen göçebe e, insanlara o yüksek kültürü e, iletecek bir sistem kuruyorsunuz. Yani çünkü bu ulaşılabilirlik ve erişebilirlik kolay bir iş değil. Evet. Biz kendi çocuğumuza ulaşamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bak nesiller arası fark. Şimdi düşünün siz bu toplumun entelektüelsiniz. Ne dedik? Aşık Paşa bir <laughs> entelektüel gelenekten geliyor. Doğru. Büyük ihtimalle Orta Asya'da da yine halkı yönlendiren Hı -hı. bir aileydi bunlar. Burada da halkı yönlendirmesi lazım. Halkın ona ihtiyacı var. <laughs> bunun farkında zaten onu vazife olarak addediyor. Şimdi bu ulaşılabilirliği ontolojik ulaşılabilirlik ben ulaşılabilir ontolojik anlamda kullanıyorum. Evet. Yani arasına katılma. Bir de erişebilirlik. Bunu da epistemolojik anlamda kullanıyorum. Yani onun zihnine dokunmak, onun hayallerine dokunmak, değil mi? Ona bir ufuk biçmek, onun tekrar varlığa tutulmasını sağlamak, direniş gücü kazandırmak. E, sabır bir tahammül meselesi değil ki bunlar için. Tasavvufta sabır güç biriktirmektir. Evet. Evet onu sağlamak için sizin çok dikkatli bir dil geliştirmeniz lazım. Garipname bununla alakalı bir yapı diye düşünüyorum. Peki, hocam.